Panik bozukluğu, kaygı bozuklukları adını verdiğimiz bir grup hastalığın kapsamında olan bir hastalıktır. 5 tür kaygı bozukluğu vardır. Bunlardan biri de panik bozukluğudur. Şimdi kaygı bozukluğu terimi aşağı yukarı işte seyircilerimiz için yeterince açıklayıcıdır. Çok kısa ve özlü bir tanım yapacak olursak bu kaygı bozukluğunun panik bozukluğunda kaygı çok ani ve çok şiddetli biçimde ortaya çıkar. Aslında budur panik hata denilen şey. Kaygının çok ani, birdenbire ve çok şiddetli biçimde ortaya çıkması. Beklenmedik bir anda mı oluyor yoksa biraz da gelişi zaman zaman ya da kimi durumlarda belli oluyor mu? İşaret verir mi? İki durumda da olabiliyor. Evet. Bazı durumların tetiklediği panik atakları da olabiliyor. Bazı ortamlarda, bazı şartlarda panik atakları ortaya çıkabiliyor. Ama kişinin hayatında geçirdiği ilk panik hata daima beklenmedik panik hata oluyor. Ve bütün panik hata yaşamış olan hastalar o panik hatanı hayatlarında yaşamış oldukları en korkunç şey olarak adlandırılır. Evet. Kişi kaç yaşında olsun, 20, 30, 40, 50, bir sürü badire atlatmış olsun, bir sürü hastalık geçirmiş olsun, o panik hata hayatımda bu zamana kadar yaşamış olduğum en korkunç şeydi derler. O kadar korkunç bir yaşantıdır ki hatırası kalır. Yani bu aslında tedavisinde çok başarılı olduğumuz bir hastalık olsa da uzun süre bu ilk panik atağın hatıralarını silmekle uğraşırız. Genellikle tek olarak da kalmaz. İkinci, üçüncü, dördüncü panik atakları da takip eder bunları. Şimdi ne olur bu panik atağında? Çok enteresan bir hastalık aslında. Kaygının ani ve çok şiddetli biçimde ortaya çıkışı dedik. Çok uzun da sürmez genellikle. 5 dakika, 10 dakika, bilemediğiniz yarım saat ya nadiren geçer bu kadar süreyi. Ve o panik hata yaşantısına hakim olan kaygının bedensel belirtileridir. Evet. Kişide ne olur? Çok şiddetli bir kalp çarpıntısı olur sıklıkla. Bir nefes alamama hali olur. Boğuluyorum, kalbim çarpıyor, boğuluyorum, göğsüm sıkışıyor. Her tarafım yanıyor. Elim ayağım uyuşuyor. Başım dönüyor. Ve o kadar şiddetli biçimde ortaya çıkar ki bunlar kişi ölüyorum herhalde. Evet. Diye düşünmeye başlar. Ecel geldi gidiyorum. Yani ölüm korkusu tabiri panik hata için çok sık kullanılır. Bu çok eksik kalır. Panik hatağında kişi ölüyorum, ruhumu teslim ediyorum. Diye algılar evet. Veya kalp krizi geçiriyorum hissi yaşar veya felç oluyorum hissi yaşar. Bazen aklımı kaybediyorum hissi olabilir o esnada işte deliriyorum birdenbire deliriyorum. Bazen bayılıyorum hissini yaşar kişi ve o kadar beklenmedik ve o kadar şiddetlidir ki kişi kendisini birdenbire acilde buluyor. Bir hastanenin acil kliniğinde bu buluyor yani kişi kendisi. Hı. Bütün çevresini seferber eder. Kişinin hiç ummadığı bir yerde gelir. Bazen uykudan uyanır. Bir bakar kişi panik hata geçiyor. Bazen işte otobüste, yolda, minibüste, vapurda herhangi bir yerde gelir. İşte spor yaparken gelebilir. Her durumda gelebilir. İlk panik hata. Şimdi panik bozukluğunda kişinin yapması gereken en mühim şey normal hayatından kopmamaktır. Şimdi bakın dehşetli bir tarif yaptık. Çok şiddetli bedensel belirtiler. Ölüyorum hissi ve kişi acilde buluyor kendisini. Ve hayatımda yaşadığım en berbat durumdu diye tarif ediyoruz. Ve bunun üzerine kişi sürekli bu korkuyla yaşamaya başlıyor. Çok zaman gittiği acil klinikte bu hekimleri de şaşırtan bir durum olduğu için kesin teşhis konamayabiliyor. Ne yapılıyor? Kalp elektrosu çekiliyor o sırada. Akciğer filmi çekiliyor. Tahlil tepkik yapılıyor. Bir şey yok sende ama yarın bir kardiyoloğa git bakalım deniliyor. Kişi kardiyoloğa gidiyor. Kardiyolog bir şey bulamıyor. Bir de kulak burun boğaza gideyim. Kulak burun boğaza gidiyor. Nörolojiye gideyim. Olmuyor. Hadi başka bir kardiyoloğa. İşte kalp anjiyosu
yapılıyor. Her tarafına 40 yerine iğneler sokuluyor, çıkartılıyor. Bir sürü makineye giriyor, çıkıyor kişi. Ve bu sırada 6 ay, 1 sene geçmiş oluyor. Panik atakları tekrarlıyor kişide. Servetinin yarısını, 1/4'ünü tüketmiş oluyor kişi. Boyu kadar tahlil tetkik, artık taşıyamayacağı evet. kadar tahlil tetkik yaptırmış oluyor. Ve çaresizlik duyguları içinde kıvranıyor kişi. En sonunda sen bir psikiyatriste git, panik atağı galiba deniyor. Hasta şanslıysa... Yani çok yorulmuş tabii. oluyor, tabii. çok yol tüketmiş tabii. oluyor. Tabii. Bir bakıma da bitmiş halde geliyor size o zaman değil tabii. mi? Tabii. Hasta şanslıysa hemen de teşhis konabiliyor. İlk acilde gören hekim kendisini, yani bu panik atağına benziyor deyip ilk önce psikiyatriye sevk ediyor kişi. O zaman tabii bir tedaviyle kolay oluyor. Ama o kadar şiddetli ki, yani hemen hiçbir hekim bu durumun evet bir hastalık olduğuna ama tehlikeli bir durum olmadığına, tedavi edilebilir bir durum olduğuna inandıramıyor kişiyi. Psikiyatriye ne var bende, işte bak ben ölüyordum neredeyse. Bu benim kafamdan kaynaklanan bir şey. Gerçekten öldüğünü tabii. düşünüyor. İnsanlar tabii. aslında ölmüyorsun denmeye tabii. de inanmıyor. Bunun çok... psikolojiyle, psikiyatriyle, yani kafamla ne alakası ne olabilir alakası diye. Diyor kişi. Abi, genel... İnandırmakta da uzun süre zorluk çekiyoruz. Ve kişi bu panik ataklarını bir daha geçirme korkusuyla hayatında her şeyi kısıtlamaya başlıyor. Tam da oradan bir, evet. bir